Ne kadar güzel seni görmek. <laughs> Hadi bakalım neler <laughs> konuşacağız bugün. <laughs> Ve siz misafirden herkese merhaba. Şu an yanımda Duru, naif ve o kadar tatlı bir anne var ki kim var biliyor musunuz? Şafak Özbil. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Ya e, Ankara'ya gelemeyeceğimiz için böyle bir kış bahçeni buraya getirdik diyelim <laughs> mi? Çok güzel oldu. Nasılsın, Çok iyi misin? bir ortam oldu. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel bir annesin, Ay, çok, çok güzel bir ailen var. Gerçekten birçok kişiye çok güzel örnek oluyorsun ama Şafak bir bize kendini nasıl anlatır? Ee, öncelikle herkese merhabalar ve sevgiler demek istiyorum aracılığınızla. Kendimden bahsedecek olursam İstanbul doğumluyum. Ee, babam Karslı, annem Rum. Ee, dolayısıyla böyle çok e, kültürün birbirine karıştığı bir evde büyüdüm. Evet, iki karma kültürle. Aynen bilmek. öyle ve sekiz kardeşin en küçüğüyüm. Aho. Bu arada. En takalı Aynen öyle. <laughs> Bayağı el bebek gül bebek Değil büyüdüm Evin diyebilirim. Evin minik kızı <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Çok şımarık <laughs> değilim ama evet biraz nazım geçerdi herkese öyle söyleyeyim. Güzel bir çocukluğum geçti. Ne kadar güzel bir Aynen. şey. Aynen. Levent Tarabya'da büyüdüm. GÜ üniversitesi mezunsun biliyorum. E, mezun olamadım. Eee Ay bıraktım evet. değil mi doğru. Yani pardon. aslında çok karışık bir eğitim hayatım <laughs> evet. var. Yani Ankara Bilkent'i kazandım, sonra yurt dışına gittim. Sonra geldim, tekrar Bilgi'yi kazandım. Hadi. İki sene okudum. Sonra işte kötü bir döneme denk geldi Babamın evet. hastalık dönemini bıraktım. Sonra da bir anda Büyükada'da çalışırken buldum kendimi. Ya, bence en güzel şeyi yapmışsın. <laughs> yani Büyükada benim hayallerim olduğu için orada ne kadar yaşadın? 8 yıl yaşadım. Büyük o, 8 evet. yıl bir otel işlettim evet, otel değil mi? Evet otel işlettim aynı zamanda orada yaşadım. Orada bir aile binamız vardı orayı restore evet. ettik sariyesel ve otele çevirdik. Ne ve kadar güzel. onun başında buldum bir anda. Ya tabii ki bir de e, annenin küçüklüğü de orada geçmesinin farklı bir enerjisi var tabii. sizde bildiğim kadarıyla. Yani tadıyla. zaten biz hani her seferinde yani şey e, böyle bayramlarda camiye, annemin bayramlarında kiliseye değil. giden bir aile <laughs> olduğumuz için Büyük adaya sürekli gidip geliyorduk. Ve ben her zaman küçüklüğümde de Allah'ım ne olur böyle bir yerde yaşayayım deyip dua ederdim. Nasip oldu. E tabi sonra Cano girdi hayatına ama ondan öncesinde sormak istiyorum. Hı hı. E, çok sevdiğimiz bir oyuncu Mesut Akustan'ın eşisin. Nasıl tanıştınız? Burada Büyük Adan'ın rolü var galiba <laughs> evet, değil var. mi? E, şöyle... Mesut bir sene otele kalmaya geliyor fakat o sırada evet. ben otelde değilim, eve gitmiş bulunuyorum. Geliyor, bir gece kalıyor ve gidiyor. gidiyor. Ondan sonra ertesi sene tekrar bir zamanda geliyor ee, arkadaşlarıyla birlikte ve ertesi günde otelde biz tanışıyoruz. Merhaba, nasılsınız, hoş geldiniz, İyi misiniz falan ee, diye konuşurken e, oradan çıkarken benim kartımı alıyor. Evet Ondan sonra bir altı ay sonra mesaj çekiyor. Or Bence o kartla beraber kalbini de bırakmış orada. Aynen öyle yani şöyle diyor ki ya Şafak seni gördüm hani evet. çok aşık oldum görür görmez fakat hani ertesi gün arasaydım olmayacağını biliyordum. O yüzden bekledim. 6 ah. ay sonra mesaj çekti. Çok sabırlı bir adam. Aynen tam ondan bir sene sonra geldi ve görüşmeye başladık Başladım. öyle. Evet. Ve sonra kısa bir süre sonra... Evlendiniz galiba Yoksa değil mi? Yoksa değil. 5 sene sürdük 4'ümüz ama hep ayrıydık. Çünkü onun çekimlerinden evet. dolayı hep farklı şehirlerde olduk. O da bizim ilişkimizde çok böyle heyecanlı ve taze e, tuttu. Tabii ki. Evet. Nasıl evlenme teklifi aldı? Ya aslında şey böyle bir gün e, oturuyorduk <laughs> birlikte. Çok yeni tanıştığımız bir zamandı. Yani böyle çok uzun bir zaman olmamıştı. Bir anda durdu dedi ki sen çok güzel bir anne olursun dedi Mesut bana. Ondan Heh. sonra... Ben de herhalde evleneceğim insanı buldum dedi. Ya öyle yani hani böyle çok ritüel. O an ne hissetti? Hani... <laughs> oh. Ya ben çok romantik biri değilimdir. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı dedim. Gerçekten. Yani aynen öyle. Hayırlısı. Kısmetse olur gibi. Oh. Aynı. Mesut çok, değil mi o zaman? Yani tamam. şey. Tamam. benden 18 yaş büyüğü evet. olduğu için hani o duygulara da çok hakim olduğu için. Normal. E, çok da şaşırmadı yani bu cevabıma. olur, olur. Olur dedi. Olur. Aynen. Hayırlısı da oldu bence Aynen. ve çok güzel bir prenses katıldı hayatımızda Berfin Cano. Aynen. Nasıl bir duygu annelik. Ay annelik çok hastalıklı bir duygu Ay gerçekten evet. değil mi? yani çok güzel dünyanın en güzel sevgisi fakat evet. sürekli bir endişe hali. Ay, evet yani O maalesef. kaygı hiç bitmiyor hiç değil bitmiyor. mi? bitmiyor. Hep Aynen. burada var ne yaptı ne etti okuldan geldi mi yedi Aynen. mi içti mi? Aynen öyle yani mesela ilk defa bu sene okula başladı. Çocuk evet. okula alıştı ben alışamadım. mesela. Yani. Değil mi yani Ben ondan kopamıyordum. Gerçekten <laughs> problem orada bende vardı. Bir de ben şey Deosa dönemini çok ağır geçirdim. Öyle çok mi? şiddetli geçirdim yani. Tam böyle dıl olsa oldun yani. Aynen geldi. öyle. şey oh, Hamileliğim çok şey. rahattı. Evet. Alt, yani neredeyse arabada doğuracaktım. O kadar rahat geçirdim. <laughs> o kadar gezdim diyorsun. Aynen <laughs> öyle. Fakat hastane doğ, doğumdan iki gün sonra böyle bir ağlayarak getirdiklerini duyduğum anda bir şey girdi oh. içime. Bir altı ay falan herhalde e, evin içinde perdeler kapalı kimseye dokundurtmadan yaşadım. Gerçekten. Evet, yani çok Oho. şiddetli bir loşalık geçirdim ve şu anda böyle bir ara arada yoklamıyor değil. Değil, değil evet. mi? E, nasıl atlattın o dönemi peki? Yani, Çünkü birçok annenin başına geliyor bunlar. Evet, e, zaman her şeyin ne Yani onlara söyleyebileceğim en güzel evet. öğüt bu. Çünkü bir şeylerle geçmiyor. 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 O kendiliğinden gidiyor. Yani Kendi ben kendime. de hani okudum, kitap okudum, ne yapabilirim dedim büyüklerimden. Hani dinledim ettim ama o anda kimseyi zaten dinlemek istemiyorsun. Bütün evet. dünyadan nefret ediyorsun. Evet. Sadece çocuğunu kollamak Çocuğum. istiyorsun. Benim, benim canım. Aynen kimse öyle. Kimse Ve sonra zamanla gidiyor. Ya harika. Hı -hı. Ve bu dünya tatlısı canının dünyaya geliş haberini nasıl verdin Mesut Akusta'ya? Şöyle biz zaten evlendikten 5 ay sonra evet. ben hamile kaldım. Çabuk oldu birazcık. Evet. Çok istiyorduk çünkü çocuk. Ee, tatile gittik birlikte Yalova'ya böyle şeye yani e, kaplıca tatilinde evet. ve ben baya haldır huldur keseler Oo. havuzları atlıyorum sıcak falan <laughs> sıcak hiç sular. öyle bir şey yok aklımda İstanbul'a döndük. Benim doğum günüm akşamıydı hatta e, böyle bir hissettim yani e, olabilir diye gerçekten. ama Misto söylemedim gittim eczaneden hemen bir test ondan evet. sonra bir baktım e, pozitif ya. çıkınca Misto hemen geldim böyle salladım bak dedim sana bir sürprizim, <laughs> sürprizim var. Ondan sonra doğum günümdü tamam. de aslında bana çok iyi oldu. En güzel Ondan hediye. Bayağı bir çıldırdık. Yani böyle 10 dakikanın içinde herkesi aradık. Hayır. <laughs> Hemen evet. doktorumu aradım. Hatta dedi ki "Sakın kimseye söyleme." Şafak bir kan tahlili, kan tamam dedi Feyza abi. Söylemeyeceğim. Kapat. Kapattım. <laughs> Anında herkese. Herkese aradınız. Aynen. Ya öyle. çok büyük bir mutluluk gerçekten. Çok, o evet. Dünyaya geldikten sonra peki babalık nasıl değiştirdi mi Mesut'u? Yani şöyle değiştirdi. Ya mis çok seveceğim bir insandı. Evet. Yani hayatındaki herkese karşı çok şefkatli ve çok seveceğim bir adam. Yani e, sevgisini çok dışarıya vurabilen bir insan olduğu için. Evet. Yani çocuğuna karşı da öyle fakat eee canı biraz dillenmeye başladığı zaman Dünya o durdu. işte o o başkalaştı. İlk 6 ay ben çok anladım annediyi ama o evet, 6, 6 aydan sonra e, geri dönüşünü almaya başlayınca o baba kızından, demesi zaten. aynen. Zaten ilişkileri çok kuvvetli. Benden çok daha farklı. kuvvetli şu anda. Kime benziyor? Sana mı babaya mı? Ya fiziken babaya benziyor. Ama evet. huyu olarak bence bana benziyor. <laughs> yani Mesut öyle söylüyor. Ama galiba e, tip olarak da babaya. Aynı. Aynısı evet. değil mi? Birebir. <laughs> Zaten ilk çocuklar hep babaya oluyor. Yani benim kızım da babanın aynısı. Ya bizim ailede böyle. öyle bir şey var. Bütün kardeşlerimin çocukları. <laughs> değil mi? Evet. Babalara benziyor. Aynen öyle. Ay, demek ki baskın genler böyle Aynen. oluyormuş. Peki nasıl bir anne? Şafak yani böyle be belli kuralları olan bir annemi, hayır diyebilen bir annemi yoksa benim gibi duruşu olmayan, aklıma... <laughs> tamam hayır deyip ondan sonra vazgeçiyorum. çünkü Ben çok hayır diyebilen bir anneyim. Ah, muhteşem yani, bir şey. Evet çok öyleyim. Artık iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum onu bilemiyorum Bence tabii iyi ki yapıyorsun. ama hani çok akışına bırakmış durumdayım ama biraz kuralları olan bir anıyım ama şefkatsiz değilim tabii o ki. O çok ayrı bir şey. Evet ama hayır demeyi bilmem gerekiyor yoksa ucu gelmiyor, gelmiyor. hiçbir şeyin. Evet. Gerçekten Bir öyle. de bizim evimizde şöyle bir şey var Mesut'ta yani sıfır hayır. Evet yani hiç yok yani evin kötü evet. insanı evet. benim her zaman yani birinin hayır demesi gerekiyor. gerekiyordu. Evet. O zaman babayı parmanda oynatıyor mu? Ya babayı parmanda oynatıyor tabii ki benimle çok didişiyor De bu sebepten <gülüyor> dolayı. <gülüyor> e, çünkü <laughs> kuralları koyan ve hep kötü olan benim. Oo, ters evet. düşüyor. ters evet. düşen hep sen olduğu. Aynen öyle mi? ama düzenliyim çok düzen severim. Aynen. O yüzden şu anda dört buçuk yaşında dört buçuk dört buçuk senedir hiçbir düzeni değişmedi. Ki Ankara'ya taşınmana rağmen. Aynen öyle çünkü şöyle oluyor Ankara'ya taşınacağım zaman ilk onun evet. düzeni kuruluyor. Evet her rahat şey ona göre edince biz de rahat ediyoruz. Peki Ankara'ya geçiş hikayeniz biliyorum çünkü bu tarafta oturuyordun ama sonradan Ankara'ya taşındın. Evet. Mesut'un işleriyle alakalı bir, Aynen. değil mi? Şöyle İstanbul'daki düzenimizi bozmadık ancak geçen evet. sene işi başladı. Evet. İki aylığına gittik. Fakat Cano bundan çok etkilenmeye başladı. Babasından hmm. ayrı kalmak istemiyordu. Büyüdükçe farkındalığı da Evet yani dağıtıyor. görüntülü bile konuşmayı reddetmeye başladı Öyle artık. Mi? Çünkü ona ulaşamıyor, dokunamıyor diye. Dolayısıyla Yo. bu sene böyle bir kararı aldık. Çok ee, güzel yapmışsınız. Cano için şöyle yani... Biz neredeyse orada mutlu. Yerin önemi yok. Kimlerle olduğunun önemi var onun için. E annesiyle babasıyla olması öyle. yetiyor evet. değil Nerede mi? Aynen öyle. Nerede olduğumuzun hiç önemi yok. E, eşiniz bir rahatsızlık geçirdi Hı -hı. biliyorum. Çok zor bir dönemdi. Nasıl oldu? Burdan cano da etkilendi mi aslında? Ki sen eminim bunu hissettirmemişsindir ya, bile. hissettirmemeye çalıştım ama evet. muhakkak e, zaten biliyorsun şimdiki çocuklar o kadar akıllılar ki yani hiçbir şeyi saklayemiyor. Polikasi çocukları dedikleri bu olsa yani algıları çok açık. Her şeyin farkındalar. Evet. Dolayısıyla biz ona doğruları söyle Yerek ilerlemeyi tercih ettik. E, çünkü biz e, Mesut'un beyin kanamasıyla aniden Ankara'ya gittik. Evet. Dolayısıyla eve girdiğimizde babasının eşyaları vardı. Fakat baba, baba evde yok. değildi. Onu sorgulamaya başladı. İşte ilk başta çekime gittiğini ve telefonunun çekmediği bir yerde Doğru. olduğunu söyledik. Çünkü telefonu da kapalıydı. Evet. E, ne zaman ki yoğun bakım süreci bitti. E, Mesut odaya alındı ve birazcık o şişleri indi. O zaman hastaneye götürdüm Cano'yu gördü Kızım işte şöyle bir şey dedik tabi işte muz kabuğuna basmış ayağa kaymış o yüzden kafasını vurmuş şişmiş <laughs> yani. birazcık hastanede kalmış gibi böyle bir tatlı tatlı, tatlı tatlı. Ondan sonra ne zamanki babasını gördü ondan sonra çok rahat etti. Çok rahat etti evet. kesinlikle ya e, anlamasalar bile ki anlıyorlar ama mutlaka hissediyor çocuklar gerçekten. Tabii yani en çok anladığı yer bir de şurasıydı ben hep böyle saatlerimi canımın uyku saatlerine göre evet. ayarlar işlerimi organize ederim. Fakat o hastane sürecinde sabah çıkıp akşam, akşam geliyordum. Geliyordu. Peki senin için nasıl bir süreçti? Aslında çok zor olmalı. Evet. Yani ben e, o kriz anlarında çok soğukkanlı olan bir tipim. Evet. Çünkü her şeyi organize etmem gerekiyor. Hemen. Biz yazlıktaydık Mesut Bey'in kanaması geçirdiğinde ve bana haberi geldiğinde ben ambulans gönderdim. Gerçekten. Ve evet yani hiç oh. böyle bir şeyim ağlamam ya da panik olmam titremem falan olmadı. Çünkü o anda ben çok soğukkanlı oluyorum. Hani mantıklı düşünmem gerekiyor. Hata evet. yapmamam gerekiyor. lazım gibi. Gerçekten önemli bir şey. Canım lazım. Ve adadayız yazlıkta. İşte İstanbul'a evet. geçmem gerekiyor. Hava çok kötü fırtınalı. Yani böyle oh. her şey üst üste. Oh. Ondan sonra çok kötü bir deniz yolculuğu geçirdik. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'dan arabayla Ankara'ya. Ankara'ya geçtik Evet. Bir de benim biraz panik hatam var. Ablam evet. E, arabayı kullanması ben, gerekiyor. E, Ablamın Bodrum'dan getirttim. Abla hemen uçağa bin gel. gel. Ben tek başıma gidemem. E, hani ki, i̇şte hani şoför gönderelim. Mümkün değil. kimsenin arabasına binemem şu anda. Evet, çok Falan zor yani bir süreç. Şey. Öyle şeyler ataklar evet. çünkü gitmem lazım ve sabaha karşı orada oldum. Ee, çok şükür ki çok iyi bir e, doktora, hikme denk geldik. Çok şükür. Çünkü bana telefonda dedi ki eşinizde e, beyin kanamasından dolayı ameliyata alıyoruz. Yalnız %50 ölebilir, %50 de felç kalabilir. Oh. Ya yani öyle gittik oraya aslında. Yani e, seni evet. gidememen, kullanamaman aynen. kadar normal aynen. bir şey yok zaten. Ve mucize oldu. Çok şükür yani en azından vücudunda bile hiçbir şey kalmadı. Çok şükür. yani Çünkü oyuncu. Evet. Yani Onun aynen öyle. zaten. Çünkü şey e, uyandığında <laughs> ilk sorduğu şey yapımcı lara haber verdiğiniz ne evet. oldu? Hani iş ahlakı çok evet, fazla olan çok bir farklı. insan olduğu için ki eski tiyatrocu. Aynen Gerçekten öyle. onlar çok Aynen. çok daha farklılar. Evet. Ya yani ne kadar güzel bir şey aslında evet. böyle. Senin Ama işte için o soğukkanlılığın sonra <laughs> evet. sonradan bir geri dönüşü oluyor Tabii. Evet Her şey normale dönünce ben bir çök, Hemen çöküş bir yaşadım. Ah çok. Evet. Sonra nasıl kendine geldi ben, Cano? Zaten. Cano, aynen değil öyle. Her şeyin her şeyin Bence babasının bu şekilde olmasının prensesin sayesinde olduğunu düşünüyorum. Bu güzel öyle. enerjisi. Aynen öyle. E, bence Cano da oyuncu olacak. Çünkü canını biliyorum sosyal medyanda da Hı. çok paylaşıyorsun o mimikleri baba. Var öyle bir tarafı var evet. zaten yani şey konuşarak doğduğu gibi bir şey. Yani. <laughs> öyle mi nasıl doğdu? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o kadar çok e, konuşması iyiydi ki evet. neredeyse 6 aylıkken falan böyle bir şeyler söylemeye başlamıştı. Oh. Çok algıları açık ama. Ben de bunu düşünüyorum fakat yanında çok söylemek istemiyorum. Evet, evet böyle çok etiketlemek istemiyorum onu. Bu sefer hani evet, o yani. Evet, Olağan akışına bırakıyorum. ne olmak istiyorsa olsun. En güzeli. Evet. E peki babayla oyun oynarken babanın oyuncu olmasından da faydalanıyor mu canım? Tabii şöyle. Bence çok iyi bir şey. Aynen. Genelde böyle kukla oyunları falan evet. filan onlar hemen mesti onları e, değil, böyle, değil mi? Paslıyorum. Çünkü zaten bebek konuşturma, bebek seslendirme Aynen en öyle. Çok eğleniyorlar. Bir de ya. Mesut böyle işte hani Hayvan seslerini çıkarıyor, çıkarıyor falan. O çok eğlenceli oluyor, onlara çok iyi geliyor onlar. Daha farklı oluyor değil öyle. mi? Çünkü her Aynen. role giriyor ve anı anda yaşayan Tabii. bir şekilde oluyor. Ya yani müthiş bir şey. Aynen. Ve can dostunuz var. O ne tatlı bir Durdu. şey öyle. <laughs> Nasıl girdi hayatınıza? <laughs> Şöyle. E, Can'a çok köpek almak istiyordu. Yani çok evet. istiyordu. E, hayvanları çok seven bir çocuk. Çok. Ya, ben de çok severim ama onda başka bir şey var. Yani hani hep söylüyorum bir domuzu görse yolda <laughs> ona gider boynuna sarılır ve domuz ona hiçbir şey yapmaz. <laughs> yani. Öyle enerjisi <laughs> olan bir çocuk. E, ben de hani okey istiyorum evet. kabul ediyorum ama o zaman hani şey alalım böyle tüyleri, tüyleri alerji yapmayan, yapmayacak. Dökülmeyecek. Evet, dökülmeyecek. Bir pudul alalım falan diye konuştuk. Aldık. Aldınız. <laughs> Para verip aldık. <laughs> Ve e, hayvan e, böyle çok bebekken e, şeyden memeden kesildiği Kesildi için kanlı ishal oldu. Oo, Ve bir gün içinde bir süreç. öldü. Öyle evet, mi? Evet ya yani Allah'tan bunu cana görmedi. İstanbul'da oldu bu. Sonra Oo. çok apar topar Sakarya'dan bir tanıdık aradı. Dedi ki abi işte ah. burada bir aile var dedi. Köpeklerini sahiplendirmek istiyorlar. İşte Oo. dedi e, poodle bunun da cinsi. Size gönderir, hemen gönderir. Gönder. Hemen yani. Hemen. Sonra Turbo geldi. <laughs> Meğersem evet. veterinere götürünce turbo şey golden kırmızısı çıktı. çıktı. Yani ama pudul gözüküyor. Pudul gözüküyor ama poodle büyük. ama bayağı büyük. Büyük evet. ve çok yaramaz. Yani anormal yaramaz yani hani Cano ile bayağı kendi akran görüp, görüyor, bayağı Oo. ağız burun birbirlerine giriyorlar. O zaman senin iki çocuğun var diyebiliriz yani. Aynen yani şu anda Cano'nun da ona gösterdiği tepkiler sanki hani orada bir kardeş doğmuş <laughs> ve onunla bir şeyleri paylaşıyormuş gibi. Bazen çok birbirlerine haşin davranıyorlar. Oo. Ben de artık karışmıyorum. Karışma bence Hı, de. Karışma. Ama eminim Cano da çok farklı yönlerini de ortaya çıkarmıştır. Can dostuyla büyümek çok Tabii. güzel bir şey değil mi? Yani aynı kaptan yemek yiyorlar. Yani ya, çok hoşuma gidiyor o da benim. Çok tatlı. Evet. benim de öyle. Evet. Aynen. Yani. Hiçbir şey de olmuyor. Ya bir şey olmuyor. Bir de şöyle evet. bir artısı var bize. Şimdi turbonun sorumluluklarını ona vermeye başladı. Çok güzel. Çok güzel değil bir mi? şey. Hani evet. bugün olmasını sen vereceksin. Suyun bugün suyunu sen... sen koyacaksın. Gerçekten o çok keyifli bir şey çok oluyor. Çok keyifli. Evet. Dolaştırmada kendi dolaştırmak istiyor. mu? Yani turboyu çok istiyor dolaştırmak <laughs> ama <kadar> mümkün, <laughs> mümkün değil. <laughs> turbo, turbo kaç yaşında turbo? Bir yaşında. Bir yaşında ama ismi de bence karakterini evet, etkilemiş aynen olabilir öyle. mi? Aynen. Tam bir turbo tam, yani. <laughs> tam, çok seviyoruz. İyimizde ne yani, oldu? Değil mi? Bence <laughs> her anne almalı mı? Ne Kesinlikle. Dersin bu konuda? Yani kimsenin çocuğunun hayvan sevgisinden mahrum etmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Kendi sakıntıları için çok var böyle anne çünkü. Evet. Hani ben bakamam, işte çok titizim, şöyleyim, böyleyim. Yapmasınlar. Ya evet, gerçekten. hayvan sevgisi Benimkilerde çok kilerde şey. aynı. Yani ben hatırlıyorum kızım, eee kedi maması yemişliği bile var o emeklediği dönemde. <laughs> Ama hiçbir şey olmuyor. <laughs> gerçekten Aynen. öyle. Peki eşinize bir sürü senaryolar geliyor. Burada beraber okuyup seçtiğiniz oluyor mu? Yani pek okumam ben. Çünkü çok anladığım bir şey <laughs> değil. E, fakat birazcık kendisi anlattığı zaman yani isterse fikir veririm. Ama işine evet. çok karışırım dersem yalan olur karışmam. Yani bir evet, de tabii. onlar böyle iş konusunda çok içlerine kapanan Kapanıyor. tipler, oyuncular evet, yani. Evet, evet, hani evet, tek başına çalışmayı, tek başına karar vermeyi seviyor. O zaman biraz soyutlanıyor hayattan, evet. ezberini yaparken falan. Dolayısıyla çok karışmıyorum ama fikirlerime de saygı duyar. E tabii ki. Yani, yani bir eşisiniz. <laughs> Peki karakter konusunda hep böyle daha kötü karakterler veya daha hani sert karakterleri evet. oynuyor. Sizce neden? Mizacından dolayı evet. sanırım. Yani yüz hatlarından evet. olsa gerek çünkü şey içinde öyle söylerler mesela Erol Taş içinde evet. hep kötü rolleri oynarmış ama dünyanın en iyi insanıymış. Gerçekten Mesut öyle. Mesut da gerçekten o kadar duygusal, o kadar naif, o kadar şefkatli bir adamdır ki ya. kötü olamaz yani şeyi çok iyi hatırlıyorum Karagül'de e, engelli bir çocuğun babasını evet. oynuyordu ve set sonrası ağlıyordu ona kötü davrandığı için o kadar oh. etkileniyordu. Ben nasıl böyle bir şey oynuyorum falan diye. Ya çok evet, güzel bir şey ki. Çok yumuşak ki, kalplidir. Hatta biraz önce konuştuğumuzda da gördükleri zaman onun ne kadar evet, set çalışanlarının evet, duygulandığını söyledim. Evet. Yani çalışanlarla arası çok iyidir. Herkes onu çok sever. Herkesle birlikte oturur. Çok sosyaldir. Ya çok güzel evet, bir çok şey. Çok nazik bir insandır bizim. Peki ailecek bir gününüz nasıl geçiyor? Ayrıca bir günümüz. Hep bir arada olamıyorsunuz galiba. Her zaman bir arada yani. olamıyoruz ama aslında çok da bir aradayız. <laughs> yani şey, e, Mesut'un iş durumuna bağlı. Evet. Beraberken işte sabah kahvaltımız edilir. Muhakkak işte sofrada bir araya gelinir. Evet. Ben çok önemli veririm olan. ona. Ben de öyle. Yani çünkü öyle büyüdüm. Evet. E, öyle de devam ettirmek istiyorum. Ondan sonra işte Cano'nun babasıyla bir oyun ritüeli vardır. <laughs> ya da bir parka gidilir. Evet. Parkta birlikte olunur. O günkü e, günün gidişatına göre normal ve turbo. Ve Turbo'nun turbo. saatleri e, değil aynen mi? Aynen öyle. Ya yani, turbo ile zaten bir evin içinde böyle bir şey yakalama, kovalama, her <laughs> o, şey oluyor yani evet öyle. Turbo bir... bir şeyleri yiyor mu evde? Yiyor her şeyini. Canon'un her şeyini kemiriyor. Her böyle şey, ya yani ilk fırsatta onun odasına gidiyor, bir tane şeyi çalıyor Oo. E, oyuncağı. Sonra canı bağırmaya başlıyor. Biz <laughs> hemen turbo'yu kaybediyoruz orada. Yok ol turbo. Evet yok ol turbo diye. Ya da mesela Canon bir şey yerken video elinden kapıyor ve yutuyor onu. Yutuyor diye. Anlamında. Zaten şeyler aynen. böyle. Böyle gözünün içine evet. baka baka yiyemiyorsun, yutamıyorsun Aynen. bile. Yani. Ya Bizim evde sabah şöyle başlıyor. Bizim odanın kapısı açılıyor. Cano anne baba diye giriyor. Turbo da bir anda üstümüze atlıyor. <laughs> öyle güne günaydın. Ve günaydın. Ama bence en eğlenceli günaydın olsa gerek. Onların <laughs> o sevinci. Orada çok mutlu oluyor herkes gülüyor. De değil mi? Evet. Kesinlikle. Aynen. Peki Şafak Özber'in bir güzellik ritüelleri var mı? Vazgeçmem dediği böyle takıntıları. Şöyle e... Ben de bir süre yaş algısı gitmişti yani. Evet. yani kendimi çok e, genç hissediyordum. Fakat bu sene böyle bir şey aydınlandım. Yani Şefak 39 yaşındasın ve 40'a gireceksin. Evet. Artık hani bir şeylerin farkına var o okay, ki kendini genç hissediyorsun ama evet. artık bir kendine hani bir şeylere başlaman gerekiyor. Çünkü Makyaj sevmiyorum. Evet. Doğallığı çok seviyorum Kesinlikle fakat artık hani biraz botoks yani. istiyor. <laughs> yani. Ondan sonra çok düzenli bir krem kullanmak işte <laughs> göz altı için, yüzün için kullanmak gerekiyor. Çok tembelim bu konularda evet. yani oturup uğraşamıyorum onlarla. Gidiyorum çok hevesli alıyorum kremleri. Durdukları Kalıyor. yerde bozuluyorlar <laughs> falan. Fakat bu sene ona çok bir <laughs> disiplinli tamam. başladım. Evet. Şaka kendine geldi. Aynen dedi. öyle. Botokslarımı <laughs> yaptırdım. Düzenli <laughs> cildimin bakımını yaptırıyorum. Süper. E, diyete de başladım, sporumu da yapıyorum. Diyete. <laughs> kilo Neden bu son zamanlarda? Çünkü çok. Yani ve ince ve çok zarif bir bayansı. Yani hani biz buradan görmüyoruz. Ya böyle bundan kilo daha da zayıftım yani. ve bu kilo evet. artık bana çok gelmeye başladı. Evet. Ve yani önüne almazsam... O hamilelikten kalan kilolar diye Hayır Pandemiden mi? kalan. Evet. Maalesef. Hamilelikten sonra gitti ama o pandemi evet. döneminde oturup bir de böyle herkes bir. E evet. Galya'na gelip hamur işleri de, ekmekler de, evet ya. simitler ki. Kim daha ya. iyi ekmek yapacak? Aynen ya öyle. ben çok güzel yapıyorum diye ben de. Diye düşündüm. Düşündüm. <laughs> evet. Ya çok güzel. Bir çok kalabalık bir ailesiniz. <laughs> bir sürü yiyenlerin var ee, ve yengelerin var. Evet. Seviyor musun onları? Çok seviyorum. <laughs> çünkü sen ailenin minik kızı olduğun Aynen. için hala öyle davranıyorlar mı sana? Yok öyle davranmıyorlar çünkü genelde <laughs> aynı oldu. onlarla da aynı yaştayız. Evet ama evet. olsun şimdi evin onlar sen görünce evet. oluyorsun en özel görünce bence. Aynen yani şöyle bir şey oluyor mesela Esra ile biz aynı yaştayız ikimiz evet. de 82'liyiz fakat böyle bir olay olduğu zaman şey dediklerini biliyorum. Ama sen kaç yaşındasın? O küçük. O küçük. Ben yani algı olarak <laughs> evet. küçük gözüküyorum. E, tabii ki. Yani. Ama e, bizim öyle yengelik, görümcelik gibi bir şeyimiz yok. Evet. Annem çok modern bir insandır zaten. Çok hani tatlı. o gelin şeylerine çok fazla girmez. Dolayısıyla herkes arkadaş gibi. Bizim zaten yengelerimle arkadaş grubumuz. Evet. Aynı tatillere birlikte gideriz. Evet, sizin aile tatilleriniz demiş mi? Aynen öyle, çılgın güzel. partiler yaparız evet. kız kıza, <laughs> evet. eğlenceler yaparız. Değil mi? 90'lar partisi mi yapmıştınız? Aynen öyle. Evet, Bu benim. Bu kimin fikri oluyor? Benim. Ya. <laughs> Çok severim öyle eğlenceleri. Gerçekten. Aynen. O 90'lar partisini yaparsan bir daha beni. <laughs> Kesin kesin kostümler. Ya harika seviyorsun böyle şeyler o zaman. Çok seviyorum orada bir de amaç hani hep He. birlikte çılgınlar gibi dans, et dans etmek çok rahat etmek. olacağımız bir yerde. Evet. Işte herkes kostümünü giysin anı kalsın hepimizin. Ya çok güzel bir Aynen. şey başka böyle partiler düzenliyor musun o zaman? Yani şöyle bir dönem tabii hani Pandemiden evlenmeden önce. önce bir de evet. o enerjiye Dile. sahipken şey yapıyordum hani Grupta hangi kız varsa ona sürpriz parti ama böyle konseptli parti hazırlamak gibi şeyler yapıyorduk. Oh çok evet, güzel. O artık orada ama fotoğraf makinesi ve kamera sokulmuyordu orada çünkü kız kızayız. Kız kızasınız. Her şeyi yapabiliriz orada. Ya ne kadar evet, güzel. çok eğleniyorduk. Ve anda kaldığınız çok özel Aynı, bir şey. Aynen öyle. Lazım. O aynen. zaman Cano'yu çok güzel partiler bekliyor ya inşallah. Ya. İnşallah. Cano şu anda dört buçuk yaşında değil, değil mi? mi? Evet. Evet, pandemide büyüyen çocuklar aynen, bunlar aynen, gerçekten. Maalesef. Şimdi okula başladı ama değil mi? Evet, ona okuluna başladı. Seneye hazırlığa başlayacak. <laughs> evet. İnşallah, i̇nşallah güzel bir eğitim hayatı olur. Yani şöyle bu sene birazcık işte şehir dışında olduğumuz için ve mesul hastalığından evet. dolayı böyle daha mutlu bir oyun oynayacağı bir yere gitti. Evet. Ama asıl eğitim hayatı bir sonraki sene başlayacak herhalde. Evet, değil mi? Ve en zoru hem gerçekten. Hem zor hem de çok şey varmış. Yani böyle önceden kayıtlar varmış, bir sürü okul araştırılıyormuş evet. falan. Ben bu konulara Hiç çok yabancıydım. Şey <laughs> evet, evet, Bilmiyordum evet. yani. Öğreniyoruz. Evet, öğreniyoruz, öğreniyoruz. gerçekten Aynen. öyle. Her şey böyle çok değiştiği için çünkü. Aynen. Zor çocuk büyütmek. Çok, çok zor. zor. Aynen. Ve ya çok böyle çok güzel bir ailesi. Mutlu ailenin Teşekkür sırrını ederim. bize verebilir misin? Mutlu ailenin sırrı bence şu. insanın içinin mutlu olması gerekiyor. Evet. Yani sır burada. Yani her türlü kazadan, beladan, sıkıntıdan hep mutlu olacak bir şey çıkarmak, çıkarmak lazım. Gereken. Yani iç huzuru insanın çok önemli. Gerçekten Eğer huzursuzsan evet. dünyanın en güzel yerinde de kal. Orada da mutsuz bir şey bulursun. Evet. Mutluysan en kötü yerde de sokakta da mutlu, mutlu olursun, olursun yani. O yüzden Bence bizim e, en büyük sırrımız Misut'um da çok içi mutlu bir insan. Evet. Ben de mutluyumdur. Çok sakinimdir ama hep mutluluktan beslenirim. Ne kadar Dolayısıyla güzel. Dolayısıyla bunun da canaya geçtiğini düşünüyorum. Enerjin çok güzel. Peki bir oyuncuyla evli olmak nasıl bir duygu? Ya şöyle, e... Ben çok özgür ruhlu bir insanım. Evet. <laughs> Dolayısıyla hep ilişkimizde de evlilikten sonra da ara ara uzak kalmak bize hep iyi, gelmiştir. i̇yi geliyor. Evet, evet yani hani o nefes alma, herkesin özel alanının olması falan. Kesinlikle. Yani öyle. bunlar hep hoşuma gitmiştir. Bir de sanatı çok seviyorum. Dolayısıyla evet. mesutun o hani senaryo çalışmaları o hani heyecanları Değil gidip mi? onu sinemada izlemek ya da yeni bir projesini izlemek bana çok keyif veriyor. Çok güzel bir duygu. Evet bu aynen bence. yani hani bir de ailemin çok tersinde hani böyle çok ezberimi evet. bozduğum bir <laughs> Evlilik. evlilik oldu. Evet. Dolayısıyla ben, ben çok besleniyorum oradan, çok hoşuma gidiyor. Ya bence ruh eşini buldun diyebilir miyiz aslında? Yani bu herhalde bulduk birbirimizi, evet. Ya yani bence görür görmez aşık olduğuna göre, değil Mesut mi? Aşık Mesut mi? aşık mı? Mesut tanıyorak sevdim. Siz değil, zaten Mesut aşıktı <laughs> evet. yani görür görmez. Ben onu çok tanıdıkça sevdim. Değil mi? Evet. Ya evet. Daha doğrusu erkekler hemen aşık oluyor böyle. Yani herhalde bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Yani ona genellemeyeyim ama yani şey benden 18 yaş büyüktü ben onu tanıdım yani evet. e, tecrübelerini dinledim. Çok hoşuma gitti hayatını öğrenelim. Evet, aynen öyle. Olgun birinin olması, artık o egolarından ve komplekslerinden arınmış, arınmış olması, da hep bana çok iyi gelmiştir. Ya bu çok güzel bir evet. şey. Söylüyorsun ya yolda görsen, hani sarılsa aynen. sarılırsınız diye. Aynen, aynen Buna öyle. Ne kadar çok güzel bir şey. Evet, öyle ya, bir insan. İnşallah tanışırız i̇nşallah, kendisiyle de. Inşallah, i̇nşallah bir gün Ankara evinize geliriz ya, ya da buraya. Anlıyor mi? Peki bu sosyal medyayı çok çok aktif kullanıyorsun Hı -hı. biliyorum. Nasıl başladı bu serüvenin? Şöyle, e, hamile kaldıktan sonra kendi kendime paylaşımlar yapıyordum ben. Evet. Ondan sonra insanların bana soru sormaya başladığını... Çünkü bir ufak ufak kendi kendime bir kitlem vardı. Evet. Mesut'tan kaynaklı, Esra'dan kaynaklı bir de kendi kemik evet. kitlem vardı. Bana sorular gelmeye başladı. İşte Şafak Hanım hamileyken neyi kullanıyorsunuz? İşte bebeğinize ne alacaksınız? Şöyle mi böyle mi? Bunlar bana geldikçe ben onları cevaba dönüştürmeye başladım. Hatta ilk başlarda tuhaf evet. geliyordu. Allah Allah yani yani insanlar niye bunu soruyorlar kendi soruyor, fikirleri mi? yok mu diye ama sonra anne olduktan sonra o fikirlere ne kadar aç oluyormuş onu o kadar iyi anladım ki. Herkesin fikrini Aynen okuyorsun öyle. geliyor çünkü. Aynen yani. öyle Herkesi böyle bir dinlemek istiyorsun evet, evet, kim ne evet. kullanıyor kim ne alıyor. Dolayısıyla ben bunu bir geliştirdim daha evet. fazlalaştırdım daha çok etkileşimde oldum. Can'a çok e, böyle sempati kazanan bir bebek oldu evet, o konuşmalarıyla. O dudak hareketleri Aynen zaten. Aynen öyle böyle bir dediğiniz gibi o mimik tiyatron evet, evet. mimikleriyle falan çok dikkat çekmeye başladı. Ve bu kendiliğinden gelişen doğal bir süreç oldu. Evet kendiliğinden de büyüdün. Aynen. Ve böyle annelere gerçekten çok tavsiye ediyorsun. Tavsiyelerde bulunuyorsun Hı -hı. ama biliyorum ki her, hep böyle denediğin şeyleri, Aynen. bu çok önemli bir Aynen. nokta. Aynen. Senin için de önemli değil mi? Tabii bu. yani e, deneyimlemediğim şeyi tavsiye edemem. Çünkü işin Mümkün içinde değil. çocuk var. Evet, Mümkün değil, değil yani orada bir hata şansınız yok. Hiç kötü yok. etme şansınız da yok. Gerçekten. Bir de öyle. her şey para için yapılmıyor hayatta Mümkün yani. Değil. Bu biraz da keyfi bir şey. Evet. E, doğal akışında gelişen bir şey. Evet, Dolayısıyla evet. yani doğduğundan beri ne kullandıysam, ne yaptıysam, hangi yöntemi denediysem hep evet. onlara aktardım ben de. Ve zaten Cano ve Turbo'nun hikayeleri de çok izleniyor <laughs> aynen, bence. Aynen, yani tutuluyor. Aynen. Yok. aynen. O onun en son hatta görüntüsünü hatırlıyorum. Cano yemek yiyor hı hı. ve Turbo'nun o böyle ağzının aktığı Aynen. <laughs> aynen. Şimdi şeye de geçtik. Hani turboya ne mama veriyorsunuz? <laughs> Kıyafetinle. <laughs> yani turboda başlı başına bir kişilik evet, oldu orada. ona da soruyorlar değil tabii, mi Tabii tabii, evet. Aynen öyle. Nasıl bakımını, aynen, nasıl öyle. ilerliyorsun aynen, diye. O aynen. muhteşem bir şey gerçekten. <laughs> ve çok profesyonel çekimler yapıyorsun. Bir ekiple çalıştın mı? Evet, artık ekiple evet. çalışmaya başladım. Çünkü artık her şey orada, sosyal medyada dönüyor. Evet, ve artık öyle. hani herkes çok fazla bunu yapıyor ve çok profesyonelleşmeye başladı. Evet. E artık yani e, o fotoğrafların biraz Kalitesi. daha profesyonel olması lazım videoların öyle markaların beklentisi böyle evet. markaya da hani iyi bir dönüşüm vermeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla ben de bir ekiple çalışmaya başladım. Bence en güzeli gerçekten Aynen. o çünkü çok seviyoruz izlemeyi, Hı -hı. doğruluğunu da Aynen. bildiğimiz kişilerde evet. çok güven kazandım. Bu da çok önemli bir Ay, noktaydı. Teşekkür ederim. Seviyoruz seni. <laughs> ben de size ya gerçekten harikasın. Canoyla peki böyle e... Şunu şunu mutlaka yapmalısınız dediğim bir şey var mı çocuk büyütmekte? Evet var. Yani Nedir? en önemli şey e, rutin. Rutin değil evet, mi? Çocuğun rutinini asla bozmamanız gerekiyor. Yani evet. çocuğun rutini bozulduğu anda o sizi mutsuz etmeye başlıyor. Yani benim evet. hani çok e, içgüdüsel gelişen bir tavırdı bu. Hiçbir yerden öğrenmedim bunu. Fakat, çok güzel bir şey. Evet yani çok fakat sonradan doğru yaptığımı öğrendim. Çünkü izledim gördüm uzmanları dinledim. Ee, çok kendim düzeni seven biri olduğum için hep onu çok düzenli büyüttüm. Evet. İşte yemek saati, uyku saati, banyo saati. Hepsi. E, evet her şeyini hiçbir zaman bozmadım. Ben onu rahatsız etmedikçe o da beni hiç rahatsız etmedi. Yani çok, ya, çok karşılıklı güzel bir şey. şey oldu. Ve bence çocuk rutini bozulmadığı zaman kendini çok güvende hissediyor. Daha mutlu hissediyor ve çok daha, daha özgüvenli. Hissediyor. Evet yani işte onun uyku saatini geciktirdiğin zaman huysuzlaşıyor. Evet, yani geç yattığı zaman asla erken uyanmıyor. Hiç uyanmıyor. Var, evet değil mi? yani böyle şey düzeni bozuluyor, huysuzlaşıyor ve her şeye çok agresif yaklaşan bir çocuk olmaya dönüşüyor. O zaman annelerin en dikkat etmesi gereken şey rutin. Bence rutin çok önemli. Evet, Kesinlikle. Yani düzeni bozmasınlar, evdeki o hani sakinliği bozmasınlar. Çocuklarıyla bol bol oyun oynasınlar. Evet değil mi? Çok önemli evet. Uyku eğitimi aldırdın mı hiç? Uyku eğitimi Aldırdım çünkü şöyle e, bir dönem o kadar çok tatile falan evet. gittik ki oralarda böyle e, Cano'nun şeyi kaçtı. Pusetle uyumaya başlamıştı uyumaya başladı, mi? falan. Yani sonra İstanbul'a döndüğümüzde çocuk yatağına yatıp uyumamaya başladı. Pusetle Oo. sallama ya yani öyle bir süreç geçirdim. O sırada hemen böyle bir ufak bir eğitim aldım. Of çünkü süper. yine orada sıkıntı bendeydi. Çocuğu yatağına bırakıp hani uyumasını... İçim el vermiyordu. Böyle bir <laughs> vicdan azabı çekiyordum. Evet, yalnız mı bırakıyorum evet, onu yani acaba? Evet, yani acaba bana küser mi? Üzülür mü? <laughs> yani ya yani böyle işte o orada olsa annelik olsa. Evet, evet, evet. Orada işte mantıklı davranabilmem için bir desteğe ihtiyacım Kesinlikle. vardı. Kesinlikle. Ee, o süreci de çok iyi atlattım. Çok güzel bir uyku eğitimi evet, aldım. O zaman anneler de eğer böyle bir süreçtelerse mutlaka destek almalılar. Daha kolay atlatılıyor. Yani destek almalılar fakat e, destek aldıkları kişinin önerdiklerini muhakkak bir kendi süzgeçlerinden geçirmeliler. geçirmeliler. Çünkü evet. Bazı insanın taktiği size uymayabiliyor. Evet Yani bu çok önemli. Yani o zaman kişiye her... özel. Evet. Her yani şey herkesin her dediğini yapmamak lazım. Evet. Bazı insan çok katı olabiliyor bir öneri verdiği zaman. O, ben yok. mesela onu uygulayamıyorum. Mümkün değil. Evet. Ben de uygulayamam. Kafama yatmıyor. Evet. Yani o yüzden birazcık kendi fikirleriyle de harmanlayıp, evet. öyle. değil mi? Annelik içgüdüsü evet, aslında. Bence aynen. herkes kalbini aynen, dinlemeli. Aynı. Aynen. Ve son olarak sormak istiyorum. Hı -hı. Çok mutlu bir ailesiniz. Peki bunun bir sırrı var mı? bunun sırrı bence insanın iç huzuru. Evet. Yani e, ben de mutluluktan beslenen bir insanım. Mesut Keza öyle zaten adı gibi. Evet. Gerçekten Değil mi? mutlu bir insandır. <laughs> ne kadar. Güzel. E, bence bizim enerjimiz canoya da vuruyor öyle Değil düşünüyorum. Mi? Yani biz her yerde mutlu olabiliriz. Çünkü mutlu anne, mutlu baba, mutlu aynen çocuk. Aynen öyle. Anne. Aynen. Bunu aşılamak çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğin ve buralara kadar geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi davetsiz misafirden bu haftalık bu kadar çok güzel tiyolar öğrendiğimiz bir yayın oldu haftaya tekrar görüşmek üzere